Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DAEŞ'ın sözde lideri El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklaması dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası Ajanslar MIT'in nefes kesen operasyonunu acil koduyla geçti. Ebu Hüseyin El Kureyşi etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröristlere yönelik sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. MIT bu kez de DAEŞ listesine üst düzey bir çizik attı. Milli İstihbarat Teşkilatımız DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi Kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Şimdi bunu ilk defa buradan yayınlıyorum. Sonra. Bu şahıs Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Nefes kesen operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurmuştu. MİT'in nokta operasyonu sonucu DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansı AFP haberi acil koduyla önce abluka sonra operasyon başlığıyla abonelerine duyurdu. Haberde Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeye ablukaya aldığı ifadelerine yer verildi. Frans 24 gelişmeyi Erdoğan, DH lideri olduğundan şüphelenilen El Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi başlığıyla okurlarına sundu. Erdoğan'ın terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadelemizi sürdüreceğiz sözüne haberinde yer veren ABD medyasından CNN International'da sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı. <laughs> El Arabiya, El Cezire, Rusya Haber Ajansı TASS ve Yunan Ayenciğer, MIT'in başarılı operasyonunu Türk istihbaratı DAESH'in sözde liderini etkisiz hale getirdi başlığıyla duyurdu.